Değerli milletvekilleri, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, el birliğiyle yargıya güveni yükseltmezsek hep birlikte kaybedeceğiz diyerek devleti, hükümeti, muhalefeti ve toplumu uyarıyor. Meclisten geçirilen bu tasarıyla hep birlikte yargıya, adalete olan güven zerrelerini de Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin kişisel ikballeri uğruna maalesef feda ediyoruz. Yine maalesef kaybeden halk, kazanan Cumhurbaşkanı'nın hırsları oluyor. Bizler biliyoruz ki bir kişinin şahsi hırsı ve güvenliği için çıkarılan bu yasa tasarısı can çekişen yargıya, adalete olan güvene son darbeyi vuracaktır. Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz bu yasa tasarısının açık amacı yargının üst düzey kurumlarındaki üye dağılımını bizler ve onlar olarak kadrolaştırmak. Örtülü amacı Cumhurbaşkanlığı'nın her dediğine evet diyecek kişilerin seçilmesi, kendinden olmayan tüm üyelerin tasfiyesi edilecek olmasıdır. Ve yine bu yasa tasarısının yıkım amacı Danıştay ve Yargıtay'dan sonra hedef Anayasa Mahkemesi'dir. Biz ana muhalefet partisi olarak bu tasarıyı Anayasa Mahkemesi'ne iptal için başvuruda bulunacağız. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Danıştay ve Yargıtay'dan sonra size sıra geleceği anlaşılmaktadır. Önünüze gelecek iptal başvurumuzu bu gözle incelemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak bu tasarıyla Cumhurbaşkanlığı ile hükümet karanlık ve yaşanılmaz bir ülke yaratmanın son taşlarını döşeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasa tasarısına karşı çıkmak halkımıza karşı tarihi sorumluluğumuz ve görevimiz olduğunu bir kez daha dile getiriyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.